Evet. Şimdi az önceki hatamızı ben çözdüm arkadaşlar. Videoyu durdurup vakit kaybetmemek için çözümü gerçekleştirdim. Az önce hata almamızın nedeni şuydu. Biz burada direkt olarak Return View Index deyince hatırlarsanız bu arkadaşımız öyle bir durumda ilk etapta MVC Framework buraya bakıyordu. Bizim son yaptığımız Product ID'de son eklediğimiz Product ID'yi buradan yakaladığı için dolayısıyla bu view'u çalıştırdığında bütün ürünlere aynı Product ID'yi atamış oldu. Problem oydu. Anlatabildim mi? Problem şu. Biz bir önceki örnekte Return View dediğimiz için direkt olarak buradan çalıştırdığımız için adam bunu Product ID'yi buradan eşitliyor. Çünkü dedi ki ilk etapta parametrelere bakıyor. Aynen bulamazsa işte Freedom Field'lara bakıyor. Zaten burada ilk görünce bütün Product ID'lere bunu yapıştırdı. Ben de onun çözümü olarak başka bir aksiyon üzerinden bu işlemi gerçekleştirdim. Şöyle bir aksiyon yaptım arkadaşlar. Şöyle bir aksiyon oluşturdum. Return public view result index diye. Direkt ona gönderdim. Siz de yani bunu yazın. Bunu yazın. Burada şunu ve şunu değiştirin. Bu başka bir view, pardon, başka bir aksiyona ya da başka bir noktaya yönlendirileceği anlamına geliyor. Yani biz kısacası bunun içerisinden farklı bir aksiyona geçiş yaptık. Onun içinde product ID yok. Direkt olarak saf sepeti yolladık. Aynı işlemi hem burada add to cart'ta hem de remove from cart'ta yaptım arkadaşlar. Tamam. O zaman hızlıca burayı yazın önce bir. Şurayı bir yazın önce. Şimdi sepetten çıkarma işlemini de yaptık. Uygulamamıza bakalım. Daha önce yapılmış uygulamaya. Orada ekstradan kalan işlemlerimizi devam ettirelim. Daha önce yapılmış uygulamamızda ürünün sepeti ekliyoruz. Bakın burada İki tane butonumuz var. Bunlardan bir tanesi Continue Shopping. İşte bizi şuraya geri götürüyor. Bir de Checkout butonumuz var arkadaşlar. Checkout butonumuza bakalım. Checkout butonu şu işe yarıyor. Kullanıcıdan bilgileri alacağız. Kullanıcıdan bilgileri alacağız. Complete order. Siparişi bitir dediğimiz anda da bilgileri alıp siparişi gönderecek. Tamam. Bunu yapacağız. Tabii dikkat edin burada validasyon devreye giriyor. Örneğin adını girmesi zorunlu. Adresinin ilk satırına girmesi zorunlu. Ve en az 10 karakter olması lazımmış. Girdi. Şehri girmesi zorunlu. Country girmesi zorunlu. Siparişiniz başarıyla alınmıştır diyoruz. Evet, burada devreye validasyon dediğimiz bir olay giriyor. Şimdi onu tasarlayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada öncelikle şurada Checkout Now butonunu koyarak sürecimizi devam ettirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. O zaman hemen cart controller'ının index view'una gidelim arkadaşlar o zaman. Hemen açıyoruz. Bizim şöyle bir indeksimiz vardı hatırlarsanız. CartView'un indeksi. Biz burada bir tane buton ekleyeceğiz. Tabii ki for için bittiği yerde bunu hatta tablonun bittiği yerde eklersek iyi olur diyebiliriz. Buraya bir adet P tag'ı ekleyelim. Bir satır oluştursun. Bir paragraf oluştursun. Merkeze koyalım butonlarımızı. Align Center diyelim. Class'ını hatırlarsanız action buttons idi. Aksiyon butonları o arkası üzeri siyah olarak görünen butondan bahsediyorum. Bir tane link koyalım. Bu bizim
nereye götürecekti? Checkout dediğimiz yere götürsün. Dolayısıyla kart kontrollerinin şöyle kart kontrollerinin bizi checkout check out aksiyonuna bize götürsün. Tamam. Buraya götürsün. İsmi de checkout now olsun. Checkout now olsun. Bunu bu şekilde oluşturabileceğimiz gibi hazır olan şeyler de var arkadaşlar. Hazır HTML helper metotlarımız da var. Yani şu da olurdu. HTML nokta action link. İsterseniz bu şekilde oluşturalım. Hani bunu da görmüş olalım. Mesela nedir? İsmi checkout now'dır. Bu kimi çalıştıracak? Nerede çalışacak? İsmi de checkout olsun. Daha eklemedik. Şöyle bir şey de olabilir. Yani bunu silebiliriz. Bu da aynı şey. Şu an dikkat ederseniz checkout'un herhangi bir aksiyonu yok. O yüzden şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Create action checkout. Resharper'la checkout'u oluşturabilirsiniz. Burada arkadaşlar direkt olarak return view deyip şey alacağız. Bir view açacağız. Fakat burada açtığımız view'un kullanıcıdan bilgiler alabilecek şekilde olması gerekiyor. Hatırlar mısınız? Az önce ben adı, soyadı falan gibi, adres gibi şeyler vardı. Bizim kullanıcıdan o bilgileri alabilmemiz gerekiyor. O bilgileri alabilecek bir tipimiz var mı? İşte içinde kullanıcının adının, o adresinin olduğu bir tip var mı elimizde? Pardon. Bizim bu kullanıcıdan bu bilgileri almamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir nesnemiz de yok. Bu nesneyi şimdi oluşturacağız. Onu da direkt shipping details diye bir tip oluşturup bu tipten create ettirebiliriz. Böyle bir nesnemiz yok henüz. Bunu oluşturacağız. Evet, bu bir model midir, entity midir arkadaşlar? Yani MVC modeli midir yoksa bir entity midir? Değil mi? Entity. Bu entity duruyor. Yani global duruyor, değil mi? Yani yaklaşım artık çok daha net oturdu, değil mi? Hani bu MVC modeli mi yoksa entity mi? Tabii ki bu bir global anlamda düşündüğümüz bir nesne olduğumuz için, yani yarın öbür gün Android'den de satış yaptığımız zaman mobil uygulamada bu kişinin bilgilerini yine alacağımıza göre bu evrensel bir şey olmalı. Evet. Hemen şöyle şuradan açalım. Generate new type diyelim. Bu arkadaşımın yeri, kopyalayabilirsiniz bunu. Bu arkadaşımın yeri entities olacak. Entities olacak. Herhangi bir şey değişmeyecek dolayısıyla. Entities. Ve public class. Unutmayın onu. Evet. Generate new type dedik. Hı-hı. Entities'in altına eklemiş olması lazım. Entities'i açın, orada shipping details olması lazım. Generate new type dediniz mi? Şimdi burası zevkli kısım arkadaşlar. Ne var mesela? Prop
string name. Kullanıcının adı. Kullanıcının adı. Başka prop string adres 1 diyelim. Prop string adres 2 diyelim. Yani adres satırı gibi. Adres 3 diyelim. Arkadaşımın şehir bilgisini alalım. Şehir bilgisini alalım. Bir de şöyle bir şey yapmak istedim ben. Şöyle bir şey yapmak istedim. Is gift hediye olacak mı? Sırf amaç checkbox gibi bir şey koymak için arkadaşlar. Onun nasıl koyulduğunu görmek için. Evet, burada bakın .NET Framework 4.0 ile gelmiş olması lazım. Data Annotations kütüphanesi altında bir validasyon kütüphanesidir kendisi. O kütüphanedeki şeylerden bir tanesini kullanabiliriz arkadaşlar. Attribute'ları kullanabiliyoruz. Required attribute'ü bu alanın zorunlu olduğu anlamına geliyor. Yani burayı doldurmalı. Yine başka bir required. Bakın. Bunları çözümleyebilirsiniz. İkinci olan arkadaşlar çözümlerken. Çözümlerken ikinci şu data annotations'tır. Onu kaçırmayın. Komponentlere data annotations diyelim. Örneğin adres minimum 10 karakter olmalı. Minlent 10. Çok kolay arkadaşlar. Max length'i atıyorum. İşte 50 karakter olmalı. Ve bunun da maksimum length'i 50 karakter olmalı. Bunun da maksimum length'i 50 karakter olmalı diyorum. Şehir mesela gerekli olsun. Gibi. İsme sadece ne gelsin? Anladım. Regular expression yazacaksınız. Buraya da girip nedir mesela? Böyle mi yazılıyordu? Onu bulmak lazım. Bazı şöyle bir şey yazılıyordu ama nasıl tam şeyden bakmak lazım. Yani regular expression'ını yazarsanız olur. Burada bayağı bir şey kullanabiliyorsunuz. Yani max length, min length, required, sadece sayı. Bir regular expression eklemek yeterli. Yani bunun regular expression'ı neydiyse onu koymak yeterli. Şu arada bir şey vardı. Şu araya da bir şey koyuluyordu ama neydi? Şöyle mi bir şeydi ama. Belki. Emin değilim. Yani regular expression internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Arkadaşlar bunların hata mesajlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela isim girilmesi zorunludur. Hani Türkçeleştirebilirsiniz. Ya da başka bir şey yazabilirsiniz. Tabii ki bu hata mesajı gibi. Diğerlerinde de aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Birçok attribute'umuz var. Bunlara ek olarak az öncekilere. İşte telefon numarası, range
bir aralık verebilirsiniz. Hızlıca görebildiklerim bunlar. Ve kendiniz de yazabiliyorsunuz bu arada. Validasyonları kendiniz de kurabiliyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu shipping details'i bizim artık geçirebiliyor olmamız gerekiyor. Kart kontrollere gelelim artık o zaman. Kart kontrollere bakın burada bir return view'umuz var. Hemen burada shipping details'i oluşturacağız. Create Razor View Checkout with Layout diyelim hemen. With Layout. Nokta nokta slash share altında alt tire layout'u kullan diyoruz. Layout altında alt tire layout nokta CSS HTML'i kullan diyorum. Burada da artık arkadaşlar artık onun içini doldurabiliriz. Bizim checkout isimli view'un içerisine artık doldurabiliriz. Peki neyle dolduracağız? Bir form oluşturmamız lazım. O formun içerisinden doldurmamız lazım. Hemen işte checkout now diyelim. Checkout now. Buraya gelelim. Bakın bir form oluşturacağız dedik. O yüzden şurada gelelim. Add. Yine bir using diyelim. Diyelim ki bize bir tane oluştur. Oluşturdu formu. Direkt kendi üzerinde çalışacağı için herhangi bir aksiyon ya da controller vermeye gerek yok. Şimdi o tüm bilgileri alalım. O yüzden yine biz bir tablo oluşturalım. Bir TR oluşturuyorum. Bir TD. Başka bir TD. Hatta gelin önce bir şey yapalım ya. Gelin hadi basit versiyonu yapalım. Model. Basit versiyonu. Arkadaşlar editör for model modelimiz burada nedir? Shipping details değil mi? Shipping details için bütün text box'ları, radyo butonları, check box'ları hepsini oluşturuyor ekranı. Çalıştıralım. Product'ın indeksine gittiğimiz zaman ürünler gelsin. Sepete ekledik. Bakın checkout now diyorum. Dikkat edin. Adam hepsini tek tek bizim için oluşturuyor. Tabii. Tabii. Değiştirelim gelin. Shipping details'e gelirsiniz onun için. Display name eşittir mesela ad soyad diyelim madem. Ad soyad böyle diyebilirsiniz.
Bakın. Adı soyad oldu. Display parantez içinde name. Şimdi buraya da bir buton koyalım arkadaşlar. Hemen bir tane input koyalım. Type'ı bunun submit olsun. Ve değeri ise complete checkout olsun mesela. Yani alışverişi bitir olsun. Alışverişi bitir. Ve bu buton vasıtasıyla göndereceğiz. Şimdi. Arkadaşlar şimdi biz bunu çalıştırdığımızda burada çok önemli bir husus devreye giriyor. MVC'de bunu daha önce görmediniz. Bilgileri girdik. Bilgileri girince ne olacak? Bilgileri girdik. Butona bastık. Butona basınca ne olacak? Nereye gidecek? Nasıl bir işlem olacak? Nasıl bir aksiyon olacak? Yani şöyle geldim ben ürünü ekledim. Checkout now dedim. Güzel. Doldurdum. Complete checkout deyince ne olacak? Değil mi? Boş, bomboş hiçbir şey olmuyor. Herhangi bir aksiyon almıyor. Ne yapıyor arkadaşlar bu biliyor musunuz? Biz submit'e basınca bu neyi çalıştırır? Formu çalıştırır. Formu da boş çalıştırır. Formda da bir şey olmadığı için kendi kendini refresh ediyor. Yani hiçbir şey olmuyor emin olabilirsiniz. Hiçbir şey. İşte bu gibi durumlarda nedir amaç? Bir tane form oluşturdun. Kullanıcıdan bilgiyi aldın. Butona basıp o bilgileri bir yere göndermen lazım. Hemfikir miyiz? İşte bu model kavramı burada devreye giriyor. Biz aslında bu butona bastığımız zaman o text box, oradaki checkbox, oradaki diğer tüm kontroller aslında bakarsanız bizim modelimize bind edilmiş, bağlanmış durumda. Yani aslında bakarsanız siz textbox'a Engin diye bir şey girdiğinizde name kısmına, Engin Demiroğlu girdiğinizde bizim o modelimize o bağlanıyor. Yani siz butona bastığınızda o bağlanıyor. İşte bu gibi durumlarda kullanıcıdan bilgiyi aldıktan sonra formu tekrardan ayağa kaldırmak istediğinizde yaptığınız işlem bir HTTP post işlemidir. Yani server'a bilgilerin gönderilmesi işlemidir. Burada diyorsunuz ki bakın yine aynı checkout fakat diyorsun ki bana bir shipping details ver. Shipping details nerede arkadaşlar? İsterseniz yazmayın bir bakın sadece. Shipping details nerede? Zaten formun kendisi shipping detail. Yani post edince ilk başta girdiğinizde get çalışır. Bu aslında HTTP get'tir. Default'ta o çalışır. Butona bastığınızda kaydetmek için HTTP post çalışır. Tamam. Shipping details var mıdır? Var. Bilgiler girildi zaten. İşte o girilen bilgileri alacak ve gerekli olan aksiyonları hayata geçirecek. Bakın burada şunu yazıyorum. Diyorum ki eğer modelin state'i doğruysa yani hani o adını doğru girmesi gerekiyor falan filan dedik ya. Model state nokta is valid ise direkt redirect to action. Bunu şöyle alt tire product service nokta hani veri tabanına kayıt yaptığımızı varsayalım. Daha sonra diyorum ki redirect nokta redirect to action hangi aksiyona git?
completed diye bir aksiyon olsun. Oraya gitsin. Değilse, bilgiler istediğimiz gibi değilse, return view, oraya da shipping details'i yeniden gönderebiliriz. Yani model doğru değilse, pardon, doğruysa completed isimli aksiyona gidiyoruz. Değilse sayfayı yeniliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar completed diye bir view'umuz yok. Return view diyecektim burada. Return view demem lazımdı, evet. Completed diye bir view'u return etmemiz lazım. Return view. Layout oluşturmamıza gerek yok. Ya da oluşturalım ya da. Layout. Layout loop'undan bir tane oluşturalım. Nokta nokta. Nokta nokta slash share altında alt tire layout nokta cshtml. Bunları ters mi verdim? Evet. Şöyle diyelim. Siparişiniz başarıyla alınmıştır diyelim. Siparişiniz başarıyla alınmıştır. Evet, çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bir takip edebilir misiniz arkadaşlar? Benim. Takip edin. Evet. Product'a ve indeksine geldim. Add to cart dedim. Checkout now dedim. Bakın complete checkout dediğimde izin vermedi, gördünüz mü? Önce bir yerleri doldur diyor. Şöyle bir şeyler girdim. Sadece şehir kaldı. Onu da girdim. Complete diyorum. Başarılı olmuş. Tamam. Olay mı? Bir şey yazmadık ki. Aksiyonun içerisine şey yazdım ya ben burada. Dedim ya, veri tabanına kayıt sağlanacak. Yani bu, o kodu burada yazacaksınız. Kontrolün içerisinde. Dolayısıyla burada arkadaşlar yaptığı işlem, model geçerliyse, yani modelde bir problem yoksa, o required'lar falan complete'sa gidiyor, yoksa yeniliyor kendisini. Göndermiyor. Yapacak mı? Yani onu düşünmedim.